Zagor, Taşkule, Zagor ve Çiko ormanda bir İngiliz subay bulurlar. Baltalı ilahı bulmaya gelen Maycroft adındaki bu subay, uzun yolculuk nedeniyle bitkin düşmüştür. Maycroft kendine geldikten sonra dokumacı adındaki esrarengiz bir cani'den bahseder. Bu adam kurduğu kiralık katil şebekesinin ve gizli bir ninja tarikatının yardımıyla Avrupa'da toplum düzenini alt üst etmiştir. Dokumacı şimdi Amerika'dadır. Amerika'dadır. Ve onu ancak Zagor durdurabilecekti. Hayır sevgili fıçım. Saçmalamayı bırak ve o valizi ortadan kaldı. Yapacak bir şey yok Zagor. Bu dokumacı mes meselesi bizi ilgilendirmiyor. Sen ille de bu işe karışmak istiyorsan kendin bilirsin. Ama ben bu sefer yokum. Buradan gidiyorum. Dinleyin dostlarım. Dokumacının ne dolaplar hazırladığını söyleyince... Konunun sizi de ilgilendirdiğini göreceksiniz ama önce onu tarif edeyim. Yüzünü görüp sağ kalan birkaç kişiden biriyim. Chico'nun talihsizliği. Pekala gitmesine yine gideceğim ama merakımı uyandırdınız Bay Maycroft. Şu caniyi anlatın hele. Ondan sonra vedalaşırız. Dokumacının şu anda nerede bulunduğunu bilmiyorum. Birden Mikrof'un sesi boğazına düğümlendi. Yüzünde ise bir dehşet ifadesi belirmişti. Hayır. Ah, hayır. Hayır. Ah. Mikrof neyin var? İngiliz ajanı şiddetli kasılmalarla kıvranıp duruyordu. Mikrof. Bir, bir ara iki büklüm oldu. Sonra cansız bir halde yere yıkıldı. Mikrof. Mikrof. Sülalemin bütün bıyıkları adına. Durumu kötü. Nabzını kontrol edelim. Yapacak bir şey yok. Ölmüş. Ama ama nasıl? İmkansız bu. İyileşmiş görünüyordu. Bizimle konuşuyordu ve belki bir kalp krizidir ya da, ya da gözümden kaçan bir hastalığı vardı. Hemen bir doktora danışmamız gerekecek o. Ertesi gün Darkwood'un yakınındaki Weston kasabasında Buraya gelmemiz şart mıydı? Makro'fu gömüp ondan sonra ölümünü Şerif'e haber verebilirdik. Pekala. Ama hayır. Biz tuttuk. Tutuk. Cesedi tut, tutu tutup cesedi buraya kadar taşıdık. Hem de ne için? Doktora getirmek için. Oysa dur, bu durumda doktorun yapabileceği hiçbir şey yok. Yeter Çiko. İçimde bir kuşku var. Aslında çok zayıf bir ihtimal ama bundan kurtulmak istiyorum. Eğer doktor Mitchell onun kalp krizinden öldüğünü söylerse içim rahat edecek ve yer gördüğüme inanacağım. Ama eğer şey çok garip Zagor. O adamın kulübene kadar yürüyerek geldiğine emin misin? Zira otopsisi Otopsi sırasında leğen kemiğinin parçalanmış olduğunu gördüm. Sanki dövülerek işkence edilmiş gibi. Ya da çok şiddetli bir darbe yemiş ama doğrusu bu darbenin kaynağını saptayamadım. İngiliz gizli ajanı Mikrof'un esrarengiz ölümü üzerinden 2 ay geçmişti. Darkwood'da hayat normal normal devam ediyordu. Ajanın kötü tahminlerinden hiçbiri gerçekleşmemiş, Zagor ve Chico bu garip olayı yavaş yavaş unutmuşlardı. Ormandaki kulübeden birkaç mil uzaktaki Kentville sakin bir kasabaydı. Eğer şimdi ama belki karamba karambiten ne diye kendimi üzüyorum. Her gün yüzlerce kade içki satan bir meyhaneci için bir eksik ya da bir fazla olmuş. Ne fark eder ki? Ama benim gibi susuzluktan ölen birinin hayatını kurtarı. Hem zengin doğmaz, doğmadıysam suç bende mi? Eğer Zagor cimrilik etmese gidip namusumla içkimi içerdim. Artık karar verildi. Filipe Coyetano Lopez Martinez Chico kararından asla dönmez. Dur bakalım koca göbekli niyetin nedir? Bu yaptığın hiç de dürüstçe bir hareket değil. Buna bal gibi hırsızlık denir. Erzagor duyar seni asla affetmez. Ama sen... Pöh hepsi palavra. Bir kere Zagor o kervanı götürüp kervanı götürüp akşama dönecek. Bu yüzden hiçbir şeyden haberi olmayacak. Ayrıca Chico arkadaşını beklerken oyalanmak zorunda. Boğazı kururken insan nasıl vakit geçirir? Sen beni dinle Chico. Bu koruyucu meleğin sözüne kulak asma ve işine bak. Dün her şey yolunda gitmişti. Bugün de öyle olacak. Bir dakika sen kim oluyorsun da Chico'ya akıl veriyorsun? Asıl beni dinlemeli. Ben onun vicdanıyım. Pöh vicdanıymış. Ben sen bana nasıl pöh dersin şeytan bozuntusu? Ya ya sen nesin yoluk tüylü melek müsvestesi? Vicdanımdaki bu çelişkiler beni garip şekilde etkiliyor ve sus ve susuzluğumu daha da artırıyor. Size ne verebilirim? Bir viski ya da duble olsun. Ama durun hazır vermişken en iyisi üçleyeyim. üçleyeyelim olsun bitsin. Haha. Ha. Dorsu ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz. Buyurun. Teşekkürler sizden. Çok hoşlandım. Bir tane de siz için. Ben ısmarlıyorum tabi. Hey bakın işte buna hayır demem. Şerefinize içiyorum dostum. Şerefinize. Şimdi komedi başlıyor. Hım öh. Ne oldu bir şeyiniz mi var? Hayır hayır sadece viski boğazıma kaçtı. Bir dakika benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Neyi? İnlemeye benzeyen garip bir ses şu kapının arkasından geliyordu galiba. Doğrusu ben hiçbir şey... Ah imdat yardım edin. Fakat nasıl olur? İçerideki depoda kimse olmadığına eminim. İmdat, imdat. Oysa ses son derece açık ve net. İçeri bir göz atmanı tavsiye ederim delikanlı. Eğer eğer salonda bir kaza olursa bundan seni sorumlu tutarlar. Bu işe aklım vermedi ama gidip bakacağım. Bu vantril bir harika artık onu rahatlıkla kullanabiliyorum. Şimdi borcumu ödemek istesem de ödeyemem. Parayı alacak kimse yok. Anlaşılan bu barda müşteriler ihmal ediliyor. Benimse kaybedecek zamanım yok. Gitmek zorundayım. Meyhanecinin buna kızacağını sanmam. Ne de olsa ona içki ısmarladım. Hay Allah, çok iyi duydum. Sesler buradan geliyordu. Oysa içeride kimsecikler yok. Belki viski çok sertti, ikimizi de çarpmış olmalı. Vay, sahi müşterim gitmiş üstelik viskinin parasını da bırakmadan. Acaba unuttu mu yoksa bilerek mi yaptı? Belki hala buralardadır. Hey Potter bugün işler nasıl? Canın cehennemi bilir. Dükkanımın karşısına meyhane açıp benimle rekabet ettiğin yetmiyor da şimdi de dalga mı geçiyorsun? Hatta düşünüyordum da aklıma kötü şeyler geliyor. Belki de kuşkularımdan haklıyım. Nasıl becerdim bilmem ama aptalca oyun Oyunlarla beni batıracağını sanıyorsan hevesini kursağında bırakacağım. Neden söz ettiğini anlamadım Potter. Fakat dün yaptıklarından sonra konuşmaya hakkın yok. Aldırmayacaktım ama madem bana kafa tutuyorsun dersini vereceğim senin. Bu yerden bitme şu arkadaşını bana gönderdiğin için. Bu da depodan sesler geliyor diye beni kandırıp borcunu ödemeden toz olduğun için. Ne ne? Yalana bak. O numarayı asıl sen az önce bana yaptın. Ve o yağ tulumu Meksikalı benim değil senin adamında. Al bakalım soyguncu. Asıl sen al yalancı. Haydi Miller göster kendini. Gayret Potter bitir işini. Ne demek bitir işini? Ben Miller'ın viskisini Potter'ın sattığı o Sirkeye tercih ederim Sen ona viski mi diyorsun Biber katılmış gaz yanına benziyor Benim zevkinden şüphem mi var Yoksa sivrisinek Tabi şüphem var maymun suratlı Sen bulaşık suyla Viskiyi bile birbirinden ayıramazsın Hey jimi dövüyorlar Yardım edelim Hey bobu döv dövüyorlar Yardıma koşalım Uf ne sıkıntı. Zagor nerede kaldı? Bu kasabada hiç hareket yok. Her zamanki tembel insanlar. Her zamanki dedikodular. Ve serserilerin çıkardıkları kavgalar. Vur dayan al bakalım sersem. Sana bir şey söyleyeceğim Miller. Söyle Potter. Biraz ara vermeyin ne dersin? Çok yoruldum. Hey, şuraya, şuraya bak. Ta kendisi bizimle dalga geçen herif bu. Pis sahtekar biçür. Hey millet, hala anlamadınız mı? Bizi bu ahlaksız dolandırdı. Onun yüzünden birbirimize girdik. Bu gece hiçbirimiz rahat uyuyamayacağız. Demek bu şişkonun yüzünden kavgaya karışıp dayak yedik. Öyleyse temiz bir sopa atalım. Sevgili Chico, korkarım yapacağın tek şey bacaklarının var gücüyle buradan bacaklarının var gücüyle buradan kirişi kırmak. Yakalayalım onu, gebertelim. Hayaksız nereye saklanacağımı bile bilmiyorum. Bu aydut yatağı kasabada gizlenecek bir delik, bir delik dahi yok. Hey, şuraya tırmansam acaba? Karamba karambita yüksekte başım döner ama başka çare yok. Korkudan gücü bir kat daha artan Chico yağmur ol oluğuna tırmanmaya başladı. Sonda geldim sayılır. Şimdi dama çıkıp. Allah kah bela o adamlar da gelmek üzere. İ i̇mdat. İmdat anne. Hangi cehenneme kayboldu o yavruçsı? Uzağa gitmiş olamaz. Hey şu oluk daha önce bozuk muydu? Sana ne, ol, ne oluktan? Sen asıl o sahtekarı bulmaya bak. Kısa bir baygınlık geçiren Çiko en sevdiği düşü görürken peşindekiler de aramaları sürdürüyorlardı. Bankaya girmedi otelde de yok. Şeytan çarpsın. Dinleyin çocuklar ben artık sıkıldım. Yapacak bir sürü işim var. Benim de. Zaten epey gözünü korkuttuk onun. Bir daha bizimle dalga geçmeye cesaret edemez. Eyvallah beyler. Doğrusu güzel bir kavgaydı. Yine görüşelim. Birkaç dakika sonra Centralville eski sakinliğine kavuşmuş kasabalar işlerinin başına dönmüştü. Meyhanede. Bu sefer ucuz kurtuldum Miller. Ama bir daha deneme. Sen onu kendine söyle Potter. Bankada. Biraz hareket hepimize iyi geldi. Asıl hareketi yarın gör. Madenciler aylık alacak. Parayı cebine koyan soluğu barda alıp sızıncaya kadar içecek. Aynı anda kasabanın ana caddesinde. Hmm, ortalık sakin görünüyor. Bir aksilik olursa işaret verirsin. Gidelim. Peki şef. Banka kapalı beyler. Hesapları kontrol ediyoruz. Ha? Herhalde anlamışsındır. Senin çalışma saatlerin umurumuzda değil. Kasayı aç. Ben ben. Sallanma sersem. Kaybedecek zamanımız yok. Tanrım tam da gününde geldiler. İşte kasadakiler. Hepsi bu. Burası küçük bir banka ve... Yalancı. İşçilerin ücretleri bu sabah geldi. Kafanda bir delik açmamı istemiyorsan çıkar çabuk. Oh karamba karambita. Ne oldu bana? Sanki üstümden bizon sürüsü geçmiş gibi. Hmm neyse o ruhsuz adamlar beni takipten vazgeçmişler galiba. Artık oturup Zagor'u bekleyebilirim. Buradan geldiğini görürüm. Zagor bana kötülük etmelerine izin vermez. Yani umarım. Karamba karambita. Hey şuraya bak. Nereye? Oh vay canına. Demek oraya saklanmış. Ne diyorsun? Benim şu anda bir işim yok. Az önceki şenliğe devam edelim derim. Aynı fikirdeyim. Hey ama bu saatte banka kapalıdır. Çatıya çıkamayız. Memurlardan biri arkadaşım çıkmamıza izin verir. Hey hani bu saatte bankaya kimse gelmezdi. Şefi uyarsam iyi olur. Çatıda bu ikisi içeri giriyor mutlaka benim peşimdeler. Bankada selam bir ricamız var. Ellerinizi kaldırın ve sakın ses çıkarmayın. Ama size alçaklar ben. Harfo, sersem herif. Silah sesini bütün kasaba duymuştur. Çantayı al, çantayı al hemen tüyelim. Karamba karambita. Neler oluyor burada? Bir dakika olsun rahat duramaz mı bunlar? Bankadan ateş edildi. Çabuk koşun. Lanet olsun işler ters gitmeye başladı. Hey sen dur Bütün kasaba buraya geliyor şef. Ne yapacağız? He, telaşlanma Harpo. Bir çıkış yolu buluruz. Haydi sen içeriye bir dolaş, saklanan biri olmasın. Sen de herkesi yere yatır ve ellerini bağla. İçeride olduğunuzu biliyoruz. Ellerinizi kaldırıp dışarı çıkın. Size 20 saniye mühlet. Sonra ateş edeceğiz. Sen buraya gel. He hemen. Şimdi kapıyı aç. Yavaş yavaş. Aferin. Kapı açılıyor. Ateş etmeye hazır olun. Durun. Frank'ın sırtına silah dayamış. Beni duyuyor musun Şerif? Kulaklarını aç da dinle. İçeride beş memur ve bir de müşteri var. Hepsi elimizde tutsak. Dediklerimizi yapmazsanız her yarım saate biri ölecek. Paralarla buradan rahatça çekip gitmemiz için yolu boşaltacaksınız ve bizi izle, iz, izleyemeyeceğinize namus sözü vereceksiniz. 6 kişinin hayatı sizin elinizde. Blöf yapmadığımı da kanıtlayacağım. Katil tekrardan bankaya girdi. Tamam göster gösterim onları mutlaka ikna edecektir. Karamba karambita katil herif. ellerini kaldır ve benimle gel ben şey aslında çok acele bir işim var zaten hiçbir şey görmedim ve çok komik şimdi benimle aşağı ineceksin gebermek istemiyorsan tabi Allah kah bela damda birini daha buldum şef hey bu bu Meksikalı susun Harika elimizde ne, ne kadar çok reyini olursa şerifi o kadar kolay ikna ederiz. Bankanın dışında ise hareketli tartışmalar sürüyordu. Bana sorarsanız teslim olmayalım. O aydutun gitmesine göz yumamayız. İyi ama iki kişiyi öldürdüler. Heriflerin şakası yok. O halde oya koyalım. Doğru. İlk yarım saat dolmak üzere şerif. Ayrıca haber vereyim. Yeni bir reyine dağ ile geçirdik. Haydut'un sözlerini bir an için derin bir sessizlik izledi. Sonra, sen kazandın alçak herif. Gitmenize izin veriyoruz. Kimse sizi takip etmeyecek ama dilerim cehennem ateşinde yanarsınız. Yeho! Ben size demiştim. Kararlı olunca sorunlar çözümleniyor. Ya şerif sözünü tutmazsa şerif ya çıkınca bizi vururlarsa. Pöh sanmıyorum bahse girelim şerif enayisi sözünden dönmektense ölmeyi tercih eden tiplerden. Yine de tedbir olarak rehinelerden birini yanımıza alırız. Şerifi beraberimizde bir de rehine şerif beraberimizde bir de rehine götüreceğiz. Sizi uyarıyorum. Hepiniz yüzü örtülü olacak. Hepimizin yüzü örtülü olacak. Böylece kimin reyini olduğunu bilemeyeceksiniz. Ateş ederseniz onu vurma ihtimaliniz dörtte bir. Pekala kimse ateş etmeyecek. Hmm, budala ihtiyar samimi görünüyor ama güvenmemek daha iyi. Şimdi beyler bakalım içinizden kim bizimle gelecek. Bankın önündeki kalabalık anlaşma gereği dağıldı. Sonra kapıda yüzleri mendille örtülü dört kişi belirdi. Uğursuz katiller. İndir silahını. Onlara engel olmayacağız. İleri. Yapı tam 50 bin dolar. Unutmayın yarısı örg örgütçünün. Ama bu iş tehlikeli olduğu için daha fazla koparmaya çalışacağım. Artık Meksikalı'nın ağzını çözebiliriz. Allah kahvela. Gece olmuştu. Parlak bir ay. Cantrell çevresini aydınlatıyordu. Artık Chico'nun sızlanmalarını Sızlanmalarını işin yoksa dinle. Geciktiğim için kızacak. Ama o kırılan tekerler bana çok zaman kaybettirdi. Chico'yu duyar gibi oluyorum. Karamba karambita midem kazınıyor. Bıraktığın azıcık parayla ancak Galita alabildim. Zavallı dostum. Haksız da sayılmaz. Ben zor koşullarda alışkınım. Ama Chico öyle değil. Ona güzel bir yemek ısmarlayacağım. İşte geldim. Fakat garip. Kasabanın bütün ışıkları yanıyor. Olağanüstü bir durum var galiba. Neyse birazdan öğrenirim. Kentral Villain'in ana caddesinde belirgin bir heyecan göze çarpıyor. Herkes birbiriyle tartışıyordu. Hay Allah. Affedersiniz arkadaşlar bir derdiniz mi var? Hem de ne dert yabancı. Bugün öğle, öğlende bankayı soydular. Zagor olanları kısa, kısaca anlattılar. Zagora olanları kısaca anlattılar ve rüzgar gibi o yöne doğru kaçtılar. Evet, sizin gibi yabancıydı. Hım, yanlarında bir de reyine mi götürdüler dediniz. Birkaç saat öncesine kadar onu pataklamayı düşünüyorduk ama şimdi onun için üzülüyoruz. Kendisini tarif edebilir misiniz? Kısa boylu, şişman ve bıyıklı. Meksika aksanıyla konuşuyordu. Chico onu tanıyor musunuz? Hey ne oldu buna? Çiko eğer onun kılına zarar verirlerse hepsini mahvedeceğim. Dur yabancı. Bu gece kasabadan kimse çıkamaz. Çekilin yolundan. Daha fazla gecikirsek haydutlar, haydutları hiç bulamayız. Onları kimsenin izlemeyeceğine söz verdim. Gerçi bunu hak ettiler ama söz namustur. Dürüstlüğünüze saygı duyarım Şerif ama ben kimseye söz vermedim. Ayrıca bu kasabadan da değilim. Bu yüzden gitmem gitmemde sakınca yok. Çok üzgünüm. Atlayın üstüne. Ben ben de kusura sen de kusura bakma. Şenliğe siz de katılmak istiyorsunuz. Şenliğe siz de mi katılmak istiyorsunuz? Alın öyleyse. Hepinize hepinizi çok sevdim beyler ama daha fazla kalamam. Görüşürüz. Biliyor musun Şerif ona gerektiği gibi karşı koymadım. Ben de öyle evlat. Şimdi sizinle karşı karşıyayız alçaklar. Kasabadan ayrılan baltalı ilah atını mahmuzlayarak haydutların gittiği yöne doğru dört nala uzaklaştı. Neyse ki kendi izlerini yok etmek Gerektiğini duymamışlar. Gün Güney batıya hayalet tepelerine doğru gidiyorlar. Banka soyguncuları zavallı Chico için tehlikeli adamlar. Şerif de pek sahmış. Haydutları takip etmeyeceği etmeyeceğine söz vermiş. Kendilerini güvenceye alınca Chico'yu serbest bırakacaklarını sanıyor. Böyle serserileri iyi tanırım. Chico artık işlerine yaramayınca onu öldürecekler. Bu yüzden gece iz sürmek zor da olsa onları bir an önce onlara bir an önce yetişmeliyim. Bulutların örttüğü ay çevreyi zor aydınlatıyordu. Yine de tozu yoldaki izler kısa süre önce orta, oradan birilerinin geçtiğini gösteriyordu. Rüzgarın izleri yok ettiği yerlerde ise Zagor yönünü basit işaretlerle saptıyordu bir mendil haydutla, haydutlardan biri yüzünü örtmek için kullanıyordu herhalde. Evet artık hiç kuş, kuşkum kalmadı. Ghost Maintenance'de saklanıyorlar. Ve ne yazık ki oradaki arazi koşulları nedeniyle gizlenecek binlerce yer var. Diri diri, diri, diri gömülenler aynı anda. Ne zaman duracağız? Saatlerdir yol al alıyoruz az kaldı Harpo. Şey, Pantum Aire'ye gidip payını oraya bırakmamızı söyledi. Hay şeytan. Şef, şef bıktım artık. Adamın yüzünü bile görmedik, durmadan mesaj gönderip bize emirler yağdırıyor. O soyguna, soygunda az daha postu deldirecektik. Neden ganimetin yarısını ona veriyoruz anlamıyorum. Bizi hapisten kurtarıp kaçırdığı doğru. Ama bu bizi kukla gibi oynatma hakkını ona. Haklısın. Bence de yarısı çok fazla. Hakkını vermez ona. Haklısın. Bence de yarısı çok fazla. Dörtte biriyle yetinmesi gerekecek. Kabul etmezse kendi bilir. Sözünüzü kestim için bağışlayın beyler. Ama neden hepsini almıyorsunuz? Tehlikeye siz atılıyorsunuz. Ganimetin yarısını o alıyor. Haksızlık bu. Bu bücür doğru söylüyor. Aptallar. Bize oyun oynuyor anlamadınız mı? Bizi kışkırtıp birbirimize düşürmeye çalışıyor. Biz kavgaya tutuşursak o da bundan yararlanıp kaçmaya kalkacak. Öyle değil mi pis Meksikalı? Ama ben borçlu kalmayı sevmem. Şef bizi kodesten çıkardı. Karşılığını almak hakkı. Şimdi başkalarının işine burnunu sokmayı bırak da sen kendi sonunu düşün. Yerinde olsam çok kaygılanırdım. Yüzümüzü görmekle ölüm fermanını imzaladın. Güvencede olunca seni ebediyen susturacağız. Alçaklar. Haydutlar tehlikelerle dolu bir patika boyunca yollarına devam ettiler. Karamba karambita. Yemin ediyorum eğer bu korkunç durumdan sağ kurtulursam 3 gün oruç tutacağım. Dualar edip çıplak ayakla fakir evlerine gidip onlara yardım edeceğim. İşte orada. Pantom Eğri yani hortlaklar yuvası altında çıplak kaya ürkütücü ve görkemli bir şekilde gökyüzüne doğru yükseliyordu. Ne berbat bir yer. Bu taş kulenin tepesine nasıl çıkılır? Şef dağın içindeki bir geçitten söz etmişti. Yukarı tırmanan bir tür doğal merdivenmiş. İyi ama o şu esrarengiz şef nereden biliyormuş? Soru sormayı bırak ve çeneni kapat. Şef işini bilir. Bize de emirlerine uymak düşer. Haydutlar ve zavallı Çiko kayanın dibine geldiler. Ve geçidin girişini bulmak için tüm çevresini araştırırlar. Duvar gibi dümdüz. Şef kulenin birkaç metre ötesinde yum yumurta şeklinde bir kaya bulunduğunu söyledi. Giriş onun altında olmalı. Um, gece buluşmaları gizli geçitler. Bu hikaye hoşuma gitmiyor. Yumurta biçiminde bir kaya mı? Belki de budur. Öyle bile olsa bu taşı yerinden nasıl oynatırız? Paul Bunyan bile bunu kımıldatamaz. Amerikan efsanelerinin güçlü kahramanı. Ama kanun kaçağının şöyle bir itmesi yetmişti. Hayret öyle dengelenmiş ki bir çocuk bile itebilirdi. İşte giriş. Karamba karambita cehennemin ağzına benziyor. Önce sen gir Meksikalı. Seni böyle durumlarda kullanmak için sağ bıraktım. Cehennem konusunda gelince oraya az sonra gideceksin. Dehşet içinde olan Çiko'nun ardından soyguncular da mağaranın karanlığına daldılar. Meşalleri yakalım. Az ileride hiçbir şey göremeyeceğiz. Ben görmemeyi tercih ederim. Çenini kapat da yürümeye bak Ötlek. Peki Oh uh, imdat. Biri ayak bileğimi tuttu. Hayaletler imdat. Kimsenin sana dokundu yok. Bağırıp tepinme. En iyisi ellerini bağlayayım. Böylece uslu durursun. Meşalleri hazırladınız mı? Evet. Bir kibrit alevinin ardından meşalinin ışığı ürkütücü mağaranın içini aydınlattı. Şuraya bakın. Cehennem zebanileri adına. Ayağını kimin tuttuğu anlaşıldı Ama bu adamın artık kimseye zararı dokunmaz Fakat yine de burada Tam bu sırada maden bir ses Haydutun se sözünü kesti Ardından yoğun bir gümbürtü Mağaranın duvarlarını sastı. sarstı Neydi bu anlamadım Allah kahretsin kaya Geçit kapandı Kapana kısıldık Dirilir gömüldük buraya fareler gibi geberip gideceğiz. Bu sırada lanet olsun bu kayalarda izler giderek yok oluyor. Haydutların durmayı niyeti yok galiba. Bu tepeler pek tekin değiller. Değildir. Bölge halkı burada hayaletlerin dolaştığına inanır. Doğrusu ben bile ürkmekten kendimi alamıyorum. İzler artık belli olmuyor esrarengiz bir gölge öfkeyle baltalı yılanın üzerine atladı. Ve vahşice onu tırmalayıp tekmelemeye başladı. Allah kahretsin. Bu da kim? İster hayalet ister insan ol. Kendine yanlış kurban seçtin. Hay aksi yılan. Hay aksi yılan gibi elimden kayıyor. Şimdi de suratını görelim. Birden Zagor'un yüzündeki öfke yerini büyük bir şaşkınlığa bıraktı. Vay canına. He, he, he. bir kadın. Çıldır çıldırmış, tamamen çıldırmış. Hort Hort yuvasının bu akşam konukları var. Var. Kutsal taşlarda yazılanlar gerçekleşiyor. Caniler eski sığınaklarına dönüyor. İntikamlı intikamları burada alınacak. Hortlaklar yuvası Caniler. Ne demek bunlar? Hehe he, Caniler Tarikatı. Sen çok gençsin, bilmezsin. Ben bile onları gö görmedim. Ama dedemin babası onların nesillerinden beri orada taş kulede yaşadıklarını al anlatırmış. İçlerinden. İçlerinde beyaz derili, sarı derili, kara derili insanlar varmış. Büyük suyun ötesindeki topraklardan ne zaman geldiklerini kimse bilmiyormuş. Ölümün sırrını öğrenen bu insanlar geceleri sessizce öl... Gece... insanlar geceleri sessizce öldürüyorlarmış ve hiç kimse onların vahşetine ulaşamıyormuş. Bunlar caniler tarikatının üyeleriymiş bazı kabileler tek başlarına intikam almayı güçleri yetmeyince onlardan yararlanıyormuş. Yıllarca bir ölüm aracı olmuşlar, ama gün gelip çok güçlenince kabileler birleşip canileri tek tek yok etmişler. O gece yüzlerce işkence direği kurulmuş. Herkes canilerin yok olduğunu sanmış, ama babamın dedesi inanmamış çünkü canilerin şefi ölmeden garip şeyler söylemiş. Caniler ölümsüzdür. Geri döneceğiz. Döneceğiz ve titreyen ölümü geri getireceğiz diye bağırmış. Titreyen ölüm mü? He he. he. Sen bunu anlayamazsın genç adam. Ancak kemiklerin bir baston yemişçesine parçalanırsa anlarsın. He he. he. Yaşlı kadın ve uğursuz kakkas karanlıkta kayboldu yok oldu tıpkı bir hayalet gibi. Titreyen ölüm parçalanan kebinkler bunlar bana sanki bir şeyi hatırlatıyor. Ama neyi neyse sonra aklıma gelir. Öte yandan bir şey buldum şef. Bir çeşit merdiven. Umarım buradan çıkmamızı sağlar. Haydi çocuklar gidelim. O cesedin üzerinde de kimlik buldum. Adı Richard Manson. Bana ne adamın adından. Hatırlamadın mı? Kodeste çok sözü edilirdi. Bastonlu bir banker. Bir gün paralarla ortadan kaybolmuş. Bunun üzerine müşteriler ayaklanmış. Çoğu ölmüş. Olay, olayı anlatan adam gibi bazıları da tutuklanmış. Oysa Benson kaçmamış. Biri onu buraya getirip açlık ve susuzluktan öldürmüş. Banka soygununu düzenleyen de aynı kişi. Şimdi de bizi öldürmek istiyor. Sen ona güvendin. Şimdi de senin yüzünden ölüme mahkum olduk. Bütün suç sende. Başımızı belaya soktun. Aptal erif. Bunu hak ettin. Haydi içinizde onun gibi düşünen varsa hemen söylesin. Yok mu? Güzel. Şimdi merdiveni bulalım. Esrarengiz şef payını almak için eninde sonunda buraya gelecek. O zaman icabına bakarız. Geldiğinde hala yaşıyorsak tabi. Hay şeytan. Dalga geçmekten bıkmadın mı Meksikalı? Çok ciddiyim bayım. Örneğin ben acıkmaya başladım bile. Bir an önce dışarı çıkmazsak sonumuz aynı olacak. Onun için birbirimizi yiyeceğimize şu merdiveni bir göz atalım. Hmm, biliyor musun? Bu sefer sen haklısın. Gidelim. Allah kahvela. Kaç saatlik ömrüm kaldığını bile bilmiyorum. Düşündükçe deli oluyorum. Chico ile haydut merdiveni tırna tırmanmaya başladılar. Dar dehliz zaman zaman genişleyerek kayaların içine uyulmuş bir oda şeklini alıyordu. Kalıntılardan buraların eski zamanlarda sığınak olarak kullanıldığı anlaşılıyordu sülalemin bütün bıyıkları adına karanlığı gün ışığına yeğleyen kimseler tarafından bu sırada hay Allah sonunda hatırladım. Nasıl oldu da daha önce aklıma gelmedi. Albay Maycroft Darkwood'da bulduğumuz şu adam. Sayıkladığını sandığım sırada acımasız katillerden kurulu bir örgütten söz ediyordu. Ninjalar her türlü insan öldürme şeklini bilirler. Dediklerine göre insan elleriyle vurduklarında vücutta bir titreşim meydana getiriyorlar. Bu titreşim ilk anda iz bırakmıyor ama belli bir zaman sonra şiddetli bir darbe yemiş gibi kurbanın kemiklerin kemikleri parçalanıyor. Titreyen ölüm. İhtiyar denenin anlattığı da aynı şey. Mycroft My da önceleri buna inan, inanmamış oysa kimse elini bile sürmediği halde gözüm, gözümüzün önünde ölüp gitti. Mycroft'a My göre biri ülkede karışıklık çıkarmak için bu canilerden yararlanıyor. Bu şeytan zekalı adamın yüzünü kimse görmemiş. Mycroft ölünce her şeyi unutmuştum. Bunlar bana hayal ürünü gibi gelmişti. Belki de basit bir rastlantıdır. Neyse anlayacağız. Aynı anda kayalıktaki merdivende. Bakın yine ne var? Yarasalar, yüzlerce, binlerce yarasa. Işıktan ürken yarasalar çılgın gibi uçuşurken mağaranın içi kanat sesleriyle yankılanıyordu. Defolun iğrenç hayvanlar. Sonra içgüdülerine uyan bu kanatlı memeliler daracık dehlizlerden birine dalıp uzaklaştılar. Çok geçmeden mağara tekrar sessizliğe gömüldü. Hmm, o tarafa o tarafta bir hava akımı var. Belki de dışarı açılan geçit vardır. Gidip bakalım. Birlikte dar ve karanlık dehlize girdiler. Ve birkaç dakika sonra hava temiz hava geliyor. Işık da görünüyor mu ay ışığı. Karamba karambita. Sonunda dışarı çıkabildik. Evet ama yine de durumumuz pek düzelmiş sayılmaz. Şuraya baksanıza. Kay kayanın bu yüzü dimdik ve düz. Bu tarafta da öyle tutunacak ufacık bir çıkıntı bile yok. Lanet olsun. B bize bu kalleşli yapanı elime bir geçirsem... Ne yapacağız şimdi? Benim bir fikrim var. Ellerimi çözerseniz söylerim. Öyle yağma yok yılan soyu. Haydi çıkar şu ağzındaki baklayı. Çöz onu şef. Tek başına ve silahsızken bize zararı dokunmaz. Hmm. Pekala. Yal yalnız unutma. Numara yapmaya kalkarsam bozarım. Sizi buradan kurtaracak olan Adamı öldürmek istemezsiniz umarım. Laf geveleme de fikrini açıkla. Tamamı serüvenlerle dolu yaşantımın bir bölümü kızıl derilerin arasında geçmiştir. Söz veriyorum bir gün size bu serüvenleri mutlaka anlatacağım. Senin hayat hikayeni dinleyecek değiliz. Asıl konuya gel. Sakin olun. Kızıl derilerden çok şey öğrendim. Geyik nasıl avlanır, iz nasıl sürülür, geceleyin sessizce nasıl hareket edilir. İşte böyle. Şey bu o kadar önemli değil. Sözün kısası dumanla işaret vermeyi de öğrendim. Küçük bir ateş ve bir örtünün yardımıyla mesaj gönderebilirim. Burada kısılıp kaldığımıza göre dumanla işaret vermeyi öneriyorum. Bu işaretleri biri mutlaka görüp buraya gelecektir. Biz de geçidin nasıl açıldığını söyleyip yeniden özgürlüğümüze kavuşacağız. Hmm, planım fena sayılmaz ama bir noktayı... Unutu unutuyorsun. Aşağı inince bizi hemen tutuklayıp ömrümüzün sonuna kadar kodese tıkarlar. Aksini söyleyemem. Hapse girmeyi mi yoksa burada açlıktan ölmeyi mi tercih edersiniz? Bunun kararını siz vereceksiniz. Onun için iyi düşünün sayın baylar. Ve unutmayın ki hoşunuza gitsin ya da gitmesin kurtulmanız bana bağlı. Sıradaki macera nefret maskesi.